Karşımızda diferansiyel bir denklem var. Kosinüs y artı 2 çarpı y'nin x'e göre türevi 2x'e eşit. X 1 iken y'nin 0'a eşit olduğunu da vermişler ve bizden y, pi'ye eşitken x'in ne olduğunu bulmamızı istiyorlar. Diferansiyel bir denklemle karşılaştığımda önce ayrılabilir olup olmadığına bakarım. Başka bir deyişle tüm y ve dy'leri bir tarafa, tüm x ve dx'leri de diğer tarafa toplayıp toplayamayacağıma bakarım. Bakalım, sanırım bu ayrılabilir bir denklem. İki tarafı da x'teki sonsuz derece küçük bir değişimin x diferansiyeli yani dx ile çarparsam, kosinüs y artı 2 çarpı dy, 2x çarpı dx'e eşit olur. Evet, eşitliğin iki tarafında dx ile çarparak x ve dx'leri y ve dy'lerden ayırabildiğimize göre sıra geldi integral almaya. İki tarafın integralini alırsam, kosinüs y'nin y'ye göre ters türevi sinüs y'dir. Sonra 2'nin y'ye göre ters türevini de 2y olarak not edelim. Eşittir 2x'in x'e göre ters türevi x kare. İki taraftan birinde artı bir sabit olması gerektiğini de unutmadan artı c'yi bu tarafa yazalım. Ve bu, ayrılabilir bir diferansiyel denklem için genel bir çözümdür. X 1 iken y'nin 0'a eşit olduğunu bildiğimize göre, özel bir çözüm de bulabiliriz. Evet, şimdi gelin bunu yapalım ve c'nin ne olduğunu bulalım. Y 0 iken x 1'miş. Y'nin yerine 0'ı koyarsak, sinüs 0 artı 2 çarpı 0 eşittir x kare. X'in yerine de 1 koyalım. 1'in karesi artı c. 0'ın sinüsü 0'dır. 0 çarpı 2 de 0'a eşit olduğuna göre 0 eşittir 1 artı c'den c'ye eksi 1 olarak buluruz. Ve şimdi de bu diferansiyel denklem için koşullara uyan özel bir çözüm yazabiliriz. Şöyle yazayım. Sinüs y artı 2y eşittir x kare. Sabitimiz eksi 1 olduğuna göre x kare eksi 1 olacak. Son olarak bir de y, pi'ye eşitken x'in neye eşit olduğunu bulmamız gerekiyor. Sinüs pi artı 2 pi eşittir x kare eksi 1. Sinüs pi 0'a eşittir. İki tarafa 1 eklersek 2 pi artı 1 eşittir x kare. Buradan da x'i artı eksi karekök içinde 2 pi artı 1 olarak bulduk. Bunu cevap kısmına da yazalım. Artı eksi karekök içinde 2 pi artı 1. Bu kadar.